Magazin gündemi. Hoş geldin magazin. Burak Özçivit ve Fahriye Evcihar. Evlilikleri ciddi anlamda Fahriye'nin kıskançlık krizlerinden dolayı yaşanan sıkıntılar ve Burak Özçivit çok emir altında ya da çok böyle sorgu sorular yapılacak bir insan değil. O yüzden bu evlilikler boşanma ve kıskançlıktan biteceğini söyleyebilirim. Çünkü enerjide artık bu ilişki böyle gereksiz tartışmalara sebep olmuş. Demet Akbağ yaşadığı evlilikle ilgili inanılmaz mutsuz. Ve bu evlilik artık onu kastama, bir türlü boşanayım mı boşanmayayım kararsızlığı yaşıyor. Geçmişe ait bir özlem duyduğu ya da kafasında hayal ettiği biri olabilir ama bu evlilik boşanmaya doğru gidiyor, boşanmaya da gidecek diyorum. Gülben Ergen yakın dönemde bomba gibi bir aşka yelken açacak. Bütün magazin pat pat Gülben Ergen'i konuşacak. Ve çocukların babasıyla ciddi problemler ve belli bir süre sonra onlarla bağ kopacak. Sadece çocuklar babalarıyla görüşecek. Gülben Ergen'le yemek yeme sahneleri var ya, artık bu dönem kapanacak. Demet Akalın'ın da evliliği iyi gitmiyor ama kızına babası çok düşkün olduğu için kızı için, Hira için bu evliliği devam ettiriyor. Ve mutluymuş gibi davranıyor ama çok mutsuz ve yorgun diyorum Demet Akalın. Demet Şener, arkasından kısmete bak Demet Şener yazmış. O kadar İbrahim Kutlay'ı suçladı. Nasıl kendi şu an gizli bir aşka yelken açtı? Evlilik bari biraz daha bir 6-7 ayı bir geçirseydi, tamam uzun süredir problemleriniz vardı da anam yani bu gizli aşk nedir ne diyeceğim mi? O da kendine markalar yaratmak istiyor Demet Şener. Evet, markalar yaratacak ama ben bir Demet Akalın kadar Demet Şener'i başarılı bulamıyorum. Yani güzellik farklılığı var. Demet Akalın daha albenisi, Demet Şener daha pasif bir enerjiye sahip. O yüzden Demet'i tercih ediyorum. Seren Serengeri, Yaşar İpek'le evlilik yapacak ve çocuk tedavisi görecek. Bu yıl bitmeden evlilikleri ve çocuk tedavisi ve Allah kısmet ederse Türk bebekle evlat sahibi olacağı gözüküyor. Acun Ilıcalı bazı yasal mahkemelerle uğraşacak. Eşi Şeyma zaten kendi kariyeriyle ilgili hedeflediği kendine kulüp, gece kulübü, yemek, restoran, bu tarz şeyleri ve erkek çocuğuna gebelik yaşayacak. Ve bu evlilik eninde sonunda Şeyma'nın kaprisleri ve hataları yüzünden bitmiş olacak. Hadise kısa kısa soğuklu aşklar yaşayabilir ama bu aşklar kalıcı değil, geçici. 7. ya da Eylül ayında muhteşem aşka ve o da evlilik yapacak. Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon. Aziz Yıldırım maalesef Ali Koç'a başkanlığını devredecek. Nursel İdris yeni projelerle gündeme gelecek. Hep o kadını suçluyorlardı ama gerçekten çok büyük bir başarıya ve hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak. Mete Arar şu an yaşadığı bir ilişkisi olabilir. Evlilikle ilgili kararsızlıklar yaşıyor ama yaşadığı ilişkisiyle evlilik kararını verecek. Kariyer anlamında tavan yapacak Haziran'a kadar ama onun da yasal bazı sıkıntıları ve mahkemelerle ilgili sorunları olacak. Ebru Şallı yaşadığı ilişkiler yüzünden kariyer hayatı biraz aşağı doğru çekildi. O yüzden ilk önce ilişki hayatını düzeltip kendini yeniden gündeme oturtması gerekiyor. Emel Yıldırım bir yıldır yaptığı, planladığı kendi markasını yaptı ve gerçekten iyi bu marka tutacak ve hedeflediği noktaya erişecek. Onun da uzun süredir gizli yaşadığı bir aşk var. Bu aşkıyla gerçekten huzuru ve mutluluğu buldu. Geçmişi olan öfkesini geride bıraktı ve inançları, hatta Emel Yıldırım'ın benim hissettiğim inançlı bir kadın, hatta 5 vakit namazını da kılıyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir enerjisi var o hanımefendinin. Geçmişe ait her şeyi kapattı. İnancı, çocukları, hatta Miami ya da farklı bir ülkeden bir ev yatırımı var. Allah kısmet ederse bunu da yapacak diyorum. Çağla Şikel hapis kararı var. Mahkemesi devam edecek. Denetimli şekilde devam edecek. Davası görülecek. Armağan Çağla'nın ciddi bir sağlık problemi var. Ben çok seviyorum. Çok tatlı bir adam. Çok da yaratıcı ve çok da eğitimli bir ailenin çocuğu. Yalnız ufak bir suratına ufak bir enerji kaybı ve zayıflama enerjisi oluşmuş. Onun bir tedavi görme gibi bir durumu söz konusu olacak. Kenan Erçetingöz ve Gül Erçetingöz. Biliyorsunuz ki Kenan Erçetingöz şapkın. Gizli gizli ilişkiler yaşayıp ama Gül Erçetingöz
Kesinlikle bu evliliği bitirecek bir kadın değil. Kocasını da çok seviyor. Kimseye de yem etmez Kenan Erçetin gözü. O yüzden Gül Hanım'ın ufak tefek sağlık problemleri olabilir. Hatta onun ilk eşinden olan kızının ismi Burcu. Onun da sürpriz bir evliliği ve Burcu'nun da kariyer anlamında çok güzel planları var. Gül Erçetin göz bir kitap yazmak ya da yeni bir projeye dahil olmak istiyor. Bunu da başaracak ama bu evliliği ancak Gül Erçetin göz bırakır. Başka kimse bırakmaz. Işıl Eçber yeni bir marka ve kendi markası ile ilgili çok ön planda fırtınalar estirecek. Bomba bomba haberler basına düşecek. O yüzden Işıl Eçber için, Reçber için ciddi bir yıl, hareketli bir yıl, coşkulu bir yıl şimdiden hazır. O da Miami'den bir ev aldı ya da almak üzere diyorum. Bu haftalık magazin gündemimiz de burada sona erdi. Haftaya sormak istediğiniz isimler, merak ettiğiniz isimleri YouTube kanalımızın altına yazıyorsunuz. Ben de ona göre yorumluyorum. Bir de içimden ne geliyor? Ne geliyor? Evet, abone oluyorsunuz, hoplayıp zıplıyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.